dünya varmış. Spor salonu yormuştu beni zaten. Açık hava insanıyım ben. Ya tamam, ben de seviyorum açık havada spor yapmayı ama havalar değişecek, kötüleşecek. Bizim illa bir spor salonu bulmamız gerek. E, kararlısın yani. Eskisi ona ciddi ciddi protesto ediyoruz. Sevgi, Duygu'yu kovdular, beni kaybettiler. Yok artık. Oh, sonunda hasretlik bitti ayol. Şükür kavuşturana ya Rabbi. Yürü kız, yürü. Selamlar, merhabalar. Oh be anacığım. Yemin ediyorum stadına kavuşmuş Beşiktaş taraftarı gibiyim. Öyle coşkuluyum be. Kolay gelsin. Halacık teyzeyi karşılamaya gidiyor bebeğim. İnsanın evi gibisi var mı ya? Kız Mesude, ne yapıyorsun sen de bizi iteledin ha? Hadi azıcık yardım et. Onlar çok mutlular da sen pek değilsin gibi. Ya adımımı attığım andan itibaren analar üstüme üstüme geliverdi. Ya tabii acısı da var, tatlısı da var ama en iyisi bile. Ne oluyor? Cihan, ne yapıyor bu insanlar? Oo, en sevdiğim akrabam da hayırlı olsuna gelmiş. Vallahi çok sağ ol be. Teşekkürler yani. Aferin kızım. Vallahi biz geçmişe sünger çektik. Ayol hanemize bebek doğuyor. Daha küslüğün alemi var mı? Hadi öp elimi de barışalım, sarılalım. Ay delirmişsiniz siz. Cihan. Abla, biz Güldürü'yle... Tamam, geldim geldim ben anlatıyorum. Bana sormadan... Sana soracak bir şeyimiz yoktu Gülfem. Ablamlar çalışan olarak değil, misafir olarak buradalar. E boş duran müştemilatı bir çeşit misafir evi yaptık. Nasıl sen anneni misafir ederken bize sormadıysan... biz de aynısını ablamlar için uygun gördük yani. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Gülfem doğum yapana kadar biz... Bebeğimizin kırkı çıkana kadar ablamlar burada. Benim yemeklerimi ablam yapacak. Çalışan olarak değil, ablam olarak. Başka kimsenin elinden çıkmış yemeği yemem. Ha bir de tabii ablamın bir gözü de senin annenin üstünde olacak. Annenin suyunu kendi ellerinle götürürsün artık. Çünkü annenin mutfaktan bir bardak su bile alması yasak. Güldürü tamam. Şu anne meselesini kapasak artık. Konumuz ablanlar. Doğru. Bu kadar zaten. Abla, Kahya köşkü iyi idare ediyor. Yemekleri de güzel. E sen zaten... temizlikçiyle bahçıvanı dışarıdan getirtiyorsun. Biz de bu süre zarfında en azından müştemilatı doldurmazsın, boş kalır diye düşündük. Bunları düşünürken bana sormanızı tercih ederdim. Ama madem siz böyle istiyorsunuz, Gürru'nun içi böyle rahat edecek, sizin istediğiniz gibi olsun. Gürru zor zamanlar geçiriyor. Ablasının yanında istemesini tabii ki anlayabiliyorum. Umarım ablanın varlığı hayatındaki karmaşayı kolaylaştırır Gürru. Allah'ın cezası müştemilat fareleri. Yine üştüler kızımın başına. Kötü bir dejavu ama kısa sürecek.